Nabata'yı formülamız quyidagi formula. Demek bir de iki ildizini bitti ildiz kılıp yolaşımız mümkün. İtibar vereyim. Yeninci derecede ildiz, kendinci derecede ildiz. Yeni bakarlarını köpaytırıp yolaşımız mümkün. Yani bitti ildizi kirtirip. Think. Demek 3 köpaytırı 4, 12. 12. derecede ildiz olsa da 7. İkinci misal şu formülüye ait. Şu formülanın özü bir yerde oyun ve çarp kısımlarını anlaştırıp yazılıyor. Teğimiz. 15'ini 3 köpaytırıp 5 ile bir alışmanız mümkün. 5. derecede ildiz olsa da 3. derecede ildiz olsa da 27. Teğimiz. 3. derecede ildiz olsa da 27 3 keteyim. Şu sebeple 5. derecede ildiz olsa da 3 hasıl olalım. Cevap bana mı gideyim? Keyingi formulamız mana bu formula. Ve e'tibor bering, bu yerda go'yoki aning darajasi k ni mana n k bu k bilan qisqartirishimiz mumkin. Bu yerda n qoladi. Demak, bu yerda ham 5 bilan 15 ni qisqartirishimiz mumkin. Bu yerda 3 qoladi. Shu sababli yuqoridagi formulaga ko'ra 3-chi darajali ildiz ostida 4 ni hosil qilamiz. Bu formula, bu şu formulanın özü fakat oyun ve çap kısımları oranları araştırıp yazılıyor. Bu formulada A'nın derecesi k yazıp bu şu k'nı bu yenge köp aytırışımız mümkün. Berkhal sağ ol. Biz bir yerde 6. dereceli hası, ildiz hasıl kılışı için bir yerde 2 yazılmayan kvadrat ildiz deken de bir yerde 2 düşünülürdü. 2 yazılmaydı. 2'ni 3'e köp aytırsak 6 buladı. Yani bir de 3. derece yazışımız gerekiyor. Çünkü 3 köp aytırı 2. Eğer kıskarttıradığım olsak yine 2. dereceli yıldız. Kvadrat yıldız hasıl kılalımız. Yani 2 de yıldızını her ikilası da 6. dereceli yıldız. Bitti yıldızı getirip yazışımız mümkün. 2'nin 3. derecesi köp aytırı 2'nin 1. derecesi. Teng. 2'nin 4. derecesi. Teng. 2'nin kvadratı nin kvadratı diye yazmak mümkün. Şimdi 6 ile 2'ni 2'ye kıskartırsak bir de 3 kalırdı. Neticede biz 3. dereceli ildiz ostida 2'nin kvadratı yani 4'ünü hasıl kılalımız. Nabataki formulamız mana bu formula. Bir de A'nın derecesi k'ni, derece körsatkışını mana bir yazışımız mümkün. Yani en içi dereceli ildiz ostida A, derecesi k. Birinci misalımız, mana bir ifadanı sadalaştıralımız. Birincisini, birinci ildizin özünü yazalımız. İkinci ifadada bana bu formülanı kolla. Yani bu ifada bana bir körüşte yazılırken bunu örneğe biz çap kısımını almıştıralımız. Yedinci derecede ildiz asılda 5'nin 4. derecesi diye yazalımız. 5'nin 4. derecesi. Yani harekelesi de 7. dereceli ildiz. Bitti ildiz gekeltirip yazışımız mümkün. 5'nin 3. derecesi, küp aytırı, 5'nin 4. derecesi. Deyin. 5'nin dereceleri 3 koşu, 4, 7. Bu son 5 keteyim. Şunday kılıp berilgen ifada 5'ge teng iken. Keyingi formulamız eğer A ve B'ler mafi bo'lmagan sonlar bo'lib A B'den kichik bo'lsa, bu holda mana bunday tengsizlik o'rinda. E'tibor bering, her ikkalasida n bir xil bo'lishi kerak. Shundagina biz bu sonlar uchun ushbu tengsizlikni yoza olamiz.
Misal, quyidagi sonlarni taqqoslaymiz. Qaysi biri katta? 4 3dan katta, shu sababli yuqoridagi qossaga ko'ra bu son birinchisidan katta bo'ladi. İkinci misol, yine quyidagi sonlarni taqqoslaymiz. Bu yerda ildizlar, ildiz ko'rsatkichlari bu yerda har xil 3 6. Dastlab ularni biz bir xil qilib bir xil ko'rinishga keltiramiz. Masalan, 3 6 bo'lishi uchun bu yerda 6 bo'lishi uchun biz bunu 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Xuddi shu 2 ni 7 ni darajasiga yozamiz. Bu holda biz 6-chi darajali ildiz ostida 7 ning kvadrati 49 ni hosil qilamiz. Ana endi har ikkalasida 6-chi darajali ildiz, endi biz bu sonlarni taqqoslashimiz mumkin. Ildiz ostidagi sonlar 49, 48. 49, 48 dan katta, shu sababli birinchi son ikkinchisidan katta bo'ladi.